VOA Türkçe'nin EkoTürk için hazırladığı VOA Stüdyo'dan herkese iyi akşamlar. Liderler seviyesinde dost ama devlet ilişkilerinde sorunların bitmediği bir dönem yaşıyoruz. Amerika ve Türkiye arasında Kongre'nin Senato ayağında dün Türkiye konusunda bir yaptırım yasa tasarısı çıkar mı çıkmaz mı ona bir hazırlık niteliğinde bir oylama vardı. İlk işareti Dış İlişkiler Komisyonu'ndan geldi. Ana gündemimizde S-400 konusunda Senato'da ele alınan yaptırımlar olacak. Hemen bir bağlantılarımızı hatırlatalım. Başkan Donald Trump'a yönelik Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar tarafından yürütülen azil soruşturmasında bugün azil maddeleri Temsilciler Meclisi'nin alt komisyonlarından, Adalet Komisyonu tarafından oylanıyor. Mehtap Çolak Yılmaz son bilgileri azil sürecinde bizimle paylaşacak. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye'ye hem Suriye operasyonu hem de Rusya'dan S-400 satın alması sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı dün kabul etmişti. Sırada genel kurul var. Tabii vakti belli değil. Ne olacak? Dünkü oturumda neler yaşandı? Amerikan Savunma Bakanı Esper'da ne mesajlar verdi? Dün de yaptığı açıklamalar vardı. Bunları Begüm Dönmez Ersöz bizlere detaylarıyla paylaşacak. İngiltere'de bugün seçim var. Sandık başında İngilizler. Ülkede 2015'ten bu yana yapılan 3. genel seçim ve anketler Boris Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti'yi işaret ediyor. Sandıklar açıldı. Seçim günü neler yaşanıyor? Barış Çimen Londra'dan gelişmeleri değerlendirecek. Türkiye, Libya'nın uluslararası alanında tanınan hükümetiyle imzaladığı anlaşmayı onay için Birleşmiş Milletler'e sundu. Ve ne olacak? Bu Birleşmiş Milletler'den ne gibi bir sonuç çıkar? Aynı zamanda Fed'in dünkü faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Aslı Pelit New York'tan gelişmeleri bizlerle paylaşacak bugün. Ve bugün 12 Aralık 2019 Perşembe. Ben Serdar Cebe, Stüdyo VOA'ya başlıyoruz. Azil süreciyle başlayalım. Başkan Donald Trump'a yönelik Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar tarafından bir soruşturma yürütülüyor. Azil soruşturmasında bugün azil maddeleri Temsilciler Meclisi'nin alt komisyonlarından, Adalet Komisyonu tarafından oylanıyor. Maddelerin Demokratların çoğunlukta olduğu komisyonda onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor tabii. Mehtap Çolak Yılmaz karşımda. Sabah saatlerinden itibaren oturum başladı. Mehtap, neler oluyor, bize aktarır mısın? Serdar Cebe, artık son iki aydır süren ki bu hararetli bir sürecin son düzlüğüne gelindi denilebilir. Temsilciler Meclisi'nde Başkan Donald Trump aleyhinde yürütülen aziz soruşturması ile ilgili Adalet Komisyonu'ndaki bu oturum ne anlama geliyor? Sabah saatlerinde başladı ve geç saatlere kadar da devam etmesi bekleniyor. Başkan Donald Trump hakkında resmen suçlamalar yöneltilmişti, hatırlayacaksınız. Görevi suistimal ettiği, görevini kötüye kullandığı ve kongrenin çalışmasına engelleme girişimi gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya ve bu oylama sonrasında evet senin de dediğin gibi Temsilciler Meclisi'nden bunun geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zira Mehtap, 36 saat... Mehtap, mikrofonda ufak bir arıza var. Mehtap'ın yine anlattıklarına geri döneceğiz. Amerika'nın bir numaralı gündem maddesi bütün televizyonlarda azil süreciyle ilgili görüşmeler yer alıyor. Şimdi herhalde düzeldi. Tekrar sendeyiz Mehtap. Şimdi baştan anlatacak olursak Başkan Donald Trump'la ilgili iki aydır süren hızlandırılmış bir süreç diyebileceğimiz Temsilciler Meclisi'ndeki birçok alt komisyonda oturumların yapıldığı, tanıkların dinlendiği, ifadelerin alındığı, açık ve kapalı oturumların yapıldığı kamuoyuna son noktaya, son düzlüğe gelindi denebilir. Zira Adalet Komisyonu bir nevi karar verici mekanizma denilebilir. Bugünkü sabah saatlerinde başlayan ve akşama kadar devam etmesi beklenen bu oturum sonunda bir oylama yapılacak. O oylamada da Başkan Donald Trump'a resmen yöneltilen iki suçlama vardı. Görevi kötüye kullanma, suistimal etme ve kongrenin çalışmasını engellemeye çalışmak gibi ciddi, arkası sağlam ve Temsilciler Meclisi'nden de geçmesine kesin gözüyle bakılan suçlamalar bunlar. Ancak her şey pürüzsüz, kusursuz bir şekilde mi ilerleyecek? Bugün Amerikan basınına gündeme gelen bir iddia var. Acaba Temsilciler
Yüzükler Meclisi'ndeki o demokrat çoğunluktan gerekli oyu alacak mı? Zira böyle çekişmeli eyalet olarak seçim döneminde tanımladığımız eyaletler var, hatırlayacaksınız. Bazen tercihini Cumhuriyetçi Parti'den, bazen Demokrat Parti'den kullanan bölgeler var. O bölgelerden gelen milletvekillerinin acaba yaklaşık 11 ay sonra bir seçime gidiyor Amerika. O bölgede acaba oyumuzu kaybeder miyiz bu süreç Başkan Donald Trump lehine sonuçlanırsa, ki Senato'da öyle bir tablo beklentisi var. Temsilciler Meclisi'nin aksine, zira çoğunluk Cumhuriyetçilerde bu çekinceleri yaşadıkları biliniyor ve bunlar gündeme gelmeye başladı. Bazı Demokrat Partili milletvekillerinin çekimser yaklaşımlar sergileyebilecekleri yönünde iddialar basında gündemde yerini koruyor diyebiliriz. Şimdi Temsilciler Meclisi'nde büyük olasılıkla evet denecek gibi görünüyor ve önümüzdeki haftada Temsilciler Meclisi artık bütün üyelerin oyuna sunulacak bu durum. Ve oradan da yine 36 sandalyelik bir çoğunluk olduğunu biliyoruz demokratların. Geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bundan sonra ne olacak? Senato mahkeme konumunda, hatırlayacaksınız Donald Trump'la ilgili. Yani son karar verecek yer 100 sandalyeli Senato. Ancak orada Temsilciler Meclisi'nde olduğu gibi salt çoğunluk yeterli değil. 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Bu noktada Cumhuriyetçi Partililer avantajlı. Ve Amerikan basında şöyle iddialar yer alıyor. Başkan Donald Trump hiç işbirliği yapmadı. Temsilciler Meclisi'ne hiçbir oturuma katılmadı. Hatta birçok yetkilinin de oturuma katılmasını engellediği iddiaları yer aldı Temsilciler Meclisi'nde. Ama Senato'da çok uzun ve kapsamlı, bol tanıklı, hatta Joe Biden'ın oğlunu da tanık olarak çağırmasını istediği bir oturum bekliyor. Ama tabii Cumhuriyetçi Partililer, Senato'da çoğunluk oluşturanlar, bunu çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir süreç olmasını istiyorlar ve Ocak ayı içinde de kısa bir süre içinde tamamlanmasını bekliyorlar. Bakalım Senato'da neler göreceğiz? 2020'nin ilk günlerinde bunu öğreniyor olacağız Serdar. Mehtap Çolak Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Aziz sürecinde bugün yaşananları bize aktardı. Önümüzdeki günlerde neler beklendiğini aktardı. Yine Amerika'nın özellikle Kongre ayağında tartışılan konulardan birisi Türkiye ile ilişkiler. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye'ye hem Suriye operasyonu hem de Rusya'dan S-400 satın alması sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı dün kabul etti. Komisyon toplantısını Begüm Dönmez Ersöz izledi ve şu anda bizlerle birlikte. Begüm, hoş geldin. Hoş bulduk Serdar. Nasıldı, neler konuşuldu, hava nasıldı komisyonda, bize aktarır mısın önce, öyle başlayalım. Tabii şimdi 4'e karşı 18 aslında güçlü bir destekle geçtiğini söylemek mümkün tasarının Dış İlişkiler Komisyonu'ndan Senato'da. 4 senatörden itiraz eden, yani bu tasarıya hayır diyen 4 senatörden 3'ü Cumhuriyetçi, 1'i Demokrat. Başta Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul olmak üzere. Hı hı. Bu 4 senatör neden bu Türkiye'ye yaptırım öngören tasarıya neden itiraz ettiler? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi hep biraz daha Türkiye ile hem S-400 hem de Suriye konusunda diplomasiye mi zaman tanımak lazım, yoksa artık yaptırım uygulama zamanı geldi mi tartışması dönerken Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul dedi ki, bir ülkeye yaptırım uygulayacaksak bu davranış değişikliğine yol açmalı dedi. Türkiye ile Rahip Brunson döneminde yaşanan krize de atıfta bulundu. Nasıl o dönem Amerika Türkiye'ye yaptırım uygulayıp sonuç aldıysa, yani şimdi de sonuç alabileceksek, davranış değişikliğine yol açabilecekse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini savundu. Bir yandan da tabii bu senatörlerin endişesi Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının Ankara'yı biraz daha Moskova eksenine taşıyabileceği, yani Rusya'nın yörüngesine biraz daha girebileceği yönündeki endişeler. Rand Paul da bunu dile getirdi. Fakat Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, ki bu tasarıyı komisyona getiren, komisyonda kabul edilen tasarının sponsorlarından bir tanesi, o da şunu söyledi. Yani ben hatta VOA Türkçe'ye verdiği röportajda da benzer açıklamalarda bulunmuştu Jim Risch bir gün önce oturumdan. Ben dedi, bu yaptırım uygulanmasının Türkiye'yi Rusya'nın yörüngesine biraz daha yakınlaştıracağı, sokacağı endişesini, ya bu argümana artık katılmıyorum. Çünkü dedi, bu tren zaten kaçtı. Yani artık bunu engelleme fırsatı kalmadı mesajını veriyor Jim Risch. Türkiye ile bu dönemde yaşanan sorunların da öyle alalade gelip geçici bir patırtı gürültüden ibaret olmadığını, Türkiye'nin başka bir yöne
savrulduğunu savundu dünkü oturumda da Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı. Dolayısıyla o komisyon içerisindeki bu 4'e karşı 18 evetle kabul edilen bu tasarı ve oturumda gördüğümüz tartışma kongrede Türkiye konusunda hem Suriye hem de S-400 konusunda nasıl bir artık tepkinin ve algının kemikleşmeye başladığını ve bunun değişmesinin biraz artık zorlaştığını da bize göstermiş oldu. Şöyle bir mesaj da yok mu? Aslında genel kurula inmesini engelleyebilirlerdi. Ki burada 4 hayır oyu veren senatör bunu yapabilirlerdi. Bu da herhalde bir mesaj niteliği taşıyor. Aslında tasarıya hayır diyen Rand Paul'un oylamayı bloke etmesi konuşuluyordu başlangıçta. Fakat Rand Paul sonradan evet yani tasarıya itiraz etti, hayır dedi ama oylamayı bloke kararından vazgeçti. Yani geri adım attı orada. Bundan sonrasında aslında Senato Genel Kurulu'na gelecek bir sonraki aşama o. Fakat bir takvim yok, belirli bir takvim yok. Bunun iki sebebi olduğu konuşuluyor. Bir tanesi tabii ki kongrede biraz önce Mehtap'ın ayrıntılarını aktardığı azil süreci yoğunluğu var. Kongrenin önü dolu gündem açısından. Bir tanesi bu, yani süreç gecikebilir, zaman alabilir. Bir diğeri de başka tabii tasarılar da var kongrede aslında. Dolayısıyla bu tasarı Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de kabul edilen tasarıdan farklı bir tasarı. Senato'dan geçse bile tasarı sonrasında yeniden Temsilciler Meclisi'ne ya gönderilmek zorunda kalacak ya da ortak bir uzlaşı metni çıkarmak zorunda kalacak kongre üyeleri. Fakat burada anahtarın daha çok bundan sonraki süreçte Senato'da çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın elinde olduğu yorumu daha çok öne çıkıyor. Çünkü Senato Genel Kurulu'na bu tasarının getirilip getirilmeyeceği, ne zaman getirileceği bu takvimi onunla belirleyecek aslında Senatör Jim Risch. Onunla irtibatının da devam ettiğini söylüyor. Çünkü Mitch McConnell Türkiye'ye yaptırım konusunda biraz temkinli, bunu dikkatli bir şekilde etraflıca düşünmemiz lazım diyor. Rusya endişesini o da dile getiriyor. Dolayısıyla kilidi biraz bundan sonra Mitch McConnell çözecek. Senato Genel Kurulu'na getirip önemli tartışmalardan birisi. Tabii dün Temsilciler Meclisi'nde bu Senato'da Dış İlişkiler Komisyonu'nda bu tartışılırken Türkiye'den de açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları vardı. İncirlik konusu gündeme geldi. İncirlik konusunda verilen mesajlar ne? Bir de Savunma Bakanı Esper'ın da açıklamaları var. Onları da alalım sen. Rand Paul o incirlik kozunu Türkiye oynayabilir diye gündeme getirmişti oturumda. Ki Çavuşoğlu'ndan da daha sonra bu yönde bir açıklama geldi. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı'na dün bu oylamadan sonra sorma şansımız oldu. Jim Risch dedi ki üst meselesi iki ülke arasındaki anlaşmalar üzerinden müzakere edilen bir konu dedi. Yani hani incirlik kapatırız diyerek kapatılmıyor. Ama bir yandan da dedi ki Türkiye egemen bir ülke. Almak istediği kararları alır. Biz buna müdahale edemeyiz ama sonuçları olur alınan her kararın mesajını verdi. Şimdi dün bir yandan da Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda oturum vardı. Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı'nın konuştuğu. Şimdi dün nasıl oturumda aslında S-400 ve Suriye'den hareketle Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri ne kongre üyeleri tepki gösterdiyse Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda da benzer çizgide ilerledi tartışma. Mark Esper dedi ki ABD açısından en büyük bizim kaygımız Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler. Mark Esper şunu söyledi. Türkiye'nin NATO ekseninden uzaklaşıyor olmasında endişeliyim. Bu yüzden bizi bekleyen görev Türkleri tekrar NATO ittifakına çekmenin bir yolunu bulmak. Tabii bir yandan da Suriye meselesi çok önemli. NATO'da da NATO Liderler Zirvesi'nde de özellikle YPG'nin NATO tarafından terör örgütü ilan edilip edilmemesi üzerinden bir tartışma dönmüş. Türkiye Baltık ülkeleri planını bloke etmişti, sonradan kaldırmıştı. Şimdi ona da biraz atıfta bulunarak aslında Mark Esper bu konuda tabii bazı görüş ayrılıkları var dedi. Ama şunu da dile getirdi. Suriye içerisinde Pentagon açısından da önemli bir kaygı. Suriyeli mültecilerin bu güvenli bölgeye yerleştirilmesi planı. Mark Esper'ın şu ifadesi dikkat çekiciydi. Türkiye Suriyelileri ülkenin kuzeyine yerleştirmeye başlarken bu sürecin Kürt bölgelerine doğru hareket eden Kürtlerle bir karışıklığa yol açıp açmayacağı
en önemli konulardan bir tanesi bu dedi. Bu süreçte bir miktar kargaşa olmasını bekliyorum dedi Mark Esper. Hatta olmaya başladı bile dedi. Dikkatle takip edeceklerini söyledi. Tabii Suriye'deki durum şu anda Türkiye'nin operasyonu durdurmasıyla birlikte stabil ama Türkiye'nin desteklemiş olduğu Suriyeli muhalif grupların biraz daha Amerika açısından kestirilmesi, güç tahmin edilmesi, güç bir durum yarattığı da ortada. Mark Esper da ABD Genelkurmay Başkanı da bu konuda biraz daha temkinliler. Ama dediğimiz gibi ABD açısından en önemli konu Türkiye-Rusya ilişkisi ve Türkiye'nin NATO'daki rolü, yeri olduğunu söylemek mümkün. Dünkü oturumda da kısacık ekleyelim. Demokrat Senatör Menendez bir fotoğraftan bahsetmişti. Erdoğan, Putin ve Ruhani'yi aynı karede gösteren bir fotoğraf. Bu fotoğraftaki sorun ne? Bizim NATO müttefikimiz Türkiye'nin Rusya ve İran'da çalışıyor olması dedi. Dolayısıyla iki komisyonda da paralel bu çizgide bir tartışma vardı denilebilir. Evet, ilişkilerde zor bir dönem zaten yaşıyoruz. Daha zor bir dönemde önümüzde bizi bekliyor diyebiliriz. Begüm Dönmezer söze çok teşekkür ediyoruz. Hemen İngiltere'ye geçelim. Halk erken genel seçimlerde oy kullanmak için bugün sandık başına gidiyor. Bu seçimin sonucunda ortaya çıkacak hükümetin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı anlamına gelen Brexit sürecini de nihayete erdirmesi umuluyor. Tabii ki neler olup bitiyor hemen Barış Çimen'e soralım. Seçim nasıl geçiyor Barış? Serdar, senin de söylediğin gibi Brexit'in geleceğini tayin edecek bir seçim bugünkü seçim. İngiltere'nin son 4 yıl içinde de yapacağı 3. seçim olacak ve çok uzun yıllardır böyle bir periyotta sık sık seçim olmuşluğu yok. 46 milyon seçmen var ve ülkede oy verme işlemi bu sabah saat 7'de başladı. Akşam 10'a kadar da devam edecek oy verme işlemi. Çünkü bugün aynı zamanda bir iş günü. 650 seçim bölgesi ve çeşitli partilerden ya da bağımsız 3322 aday seçmenin tercihleriyle yüzleşecek. Akşam 10'dan sonra sonuçlar belirmeye başlar. Oyların sayılmaya hemen başlanması bekleniyor çünkü. Yarın öğle saatlerinde de resmi olmayan sonuçlar belirir. İngiltere'nin seçim sistemi dar bölge çoğunluk sistemi denilen şekilde 650 seçim bölgesinde kim en çok oy alırsa o parlamentoya giriyor. Salt çoğunluk denilen 326 sandalyeyi bulan parti de tek başına hükümeti kuracak. Dün en son açıklanan anket sonuçları İngiltere'nin online anket şirketi YouGov'dan gelmişti. Bu ankete göre Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasındaki fark %10'un da altına düşse de Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki muhafazakarlar %43'lük oy oranıyla 339 sandalye elde edip tek başına iktidar olmaya hak kazanıyor. Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi %34 oyla 231 sandalyede kalacak yine muhalefette. Brexit'i iptal edeceğim diyen liberal demokratların %12'lik oyu onları gerektiğinde koalisyon kurulabilecek 15 sandalyelik bir parti yapabilecek. Ancak İskoçya Ulusal Partisi de var. Özerk yönetim İngiltere genelinde %3 oy alacak ama dar bölge olduğu için meclise 41 sandalye sokacak ki onların da ileride eğer lazım olursa İşçi Partisi ile koalisyona gitme ihtimali var. 41 sandalye önemli bir sandalye. Yeşil Partisi, Yeşiller var. Onların da oy oranı %3 ama sadece bir sandalyeyle temsil edilebilecekler parlamentoda. Ama anketler çeşit çeşit belli olmaz. Daily Telegraph gazetesinin yaptırdığı bir başka anketse iki lider parti arasındaki makasın %5'e düştüğünü söylüyor. %41 ile %36'lık oy oranıyla Muhafazakarlar ve İşçi Partisi parlamentoda farklı bir aritmetik oluşturabilir. Bu da Boris Johnson'ın kendine yeni bir ortak aramak zorunda kalacağı anlamına gelir ilk etapta. Sürprizlere açık bir seçim. Gazetelere bakarsak bunu da aslında net bir kutuplaşma gördüğümüzü söyleyebiliriz. Gazeteler genel olarak iktidar partisi Boris Johnson'dan yana tavır almışlar. Şöyle bir baktığımız zaman The Times gazetesi başı çeken gazetelerden bir tanesi. Burada Daily Express'in doğrudan Boris Johnson'ın fotoğrafıyla Brexit ve İngiltere'nin sizin ellerinizde kaderi şeklinde bir başlık atmış. The Sun hele evlere şenlik, bir ampul var içinde Boris Johnson'ın olduğu ışıl ışıl. Diğerinde ise kapkaranlık bir İngiltere'yi resmeden
Boris Jeremy Corbyn'in içinde bulunduğu. Burada da Daily Mail'in açıktan Boris Johnson'ı desteğe çağırdığını oy verenleri görüyoruz. Hatta yanında devlet nişanı almış bir sanatçının da bu çağrıda bulunduğunu görüyoruz. The Daily Telegraph her ne kadar ortada duruyor gibi gözükse de yine de Boris Johnson'ın fotoğrafını basmış birinci sayfasına. İyi gazetesi biraz daha ikisinin arasında. Bir tek Guardian gazetesi var. İşçi Partisi'ni destekliyor diyebileceğimiz. Gelin mevcut düzeni biraz sarsalım çağrısında bulunmuş Corbyn. Bir de Mirror gazetesi. Onlar için oy verin, İşçi Partisi'ne oy verin demiş. Orada çeşitli mağduriyetleri paylaşmış. Son zamanlarda gündemde olan Financial Times'ın da birinci sayfasında var. Daha tarafsız metroda bedava dağıtılan gazetelerden Metro, evet iyi yıllar kelime oyunu yapmış oradaki oy verilen yere konulan çarpıyla The Times'ta yine onu anlatmıştık. Bugünkü seçim havasından manzaralar aktarmamız gerekirse Serdar, köpekler var. İnsanlar bugün iş günü 7'de açıldı, 10'a kadar açık kalacak sandıklar ve insanlar oy kullanmaya köpekleriyle gittiler. Evet, burada da köpeklerin fotoğrafları internette paylaşıldı, Twitter'da özellikle. İçeriye sokulmadıkları için köpekler dışarıda oy verenleri, oy veren sahiplerini beklemek durumunda kaldılar. Bu da seçim gününden bir hava diyebiliriz. 2016'daki referandumu Brexit yanlıları yaklaşık %52 oyla kazanmışlardı. Ancak seçmenler nezdinde Brexit'e destek verenlerin oranının yaşla doğru orantılı şekilde arttığı biliniyor. Genç nesil Brexit'e büyük oranda karşı ve bugün ilk kez oy kullanacak binlerce seçmen var Serdar. Kamuoyu araştırmalarının çok da radarına girmeyen gençlerin bu seçimi belirleyici faktör olacağını söyleyebiliriz. Sürprizlere gebe İngiltere. Bakalım neler olacak. Barış Çimen, bugün İngiltere'de yapılan seçimlerle ilgili son bilgileri bizlerle paylaştı. Bakalım sonucunda neler çıkacak, ama Boris Johnson'ın partisinin bir önde olduğunu söyleyebiliriz. İşçi Partisi Jeremy Corbyn'in de sürpriz yapacağı da konuşulan konular arasında. Şimdi diğer konumuza geçelim. New York'a gideceğiz. Türkiye'yi ilgilendiren bir konu var. Türkiye, Libya'nın uluslararası alanda tanınan hükümetiyle imzaladığı Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla güvenlik ve askeri işbirliğinin genişletilmesine yönelik anlaşmaları onay için Birleşmiş Milletler'e gönderdi. Reuters bu haberi adını açıklamadığı bir Türk diplomata dayandırıyor. Ne var ayrıntılarında? Hemen Aslı'ya soralım. Aslı. Merhaba Serdar. Türkiye ve Yunanistan'ın zaten gergin olan ilişkileri yeni bir gerginliğe doğru ilerliyor diyebiliriz. Bu yetki alanlarıyla ilgili anlaşma tescil için Birleşmiş Milletler'e gönderildi ve ayrıca konu Brüksel'deki AB zirvesinde de yansıyacak bir konuşulacak gibi görünüyor. Türkiye ve Libya 27 Kasım'da deniz yetki alanlarının sınırlanmasına ilişkin mutabakat muhtarasını imzalamıştı. Şimdi bu anlaşmayı tescil üzere Birleşmiş Milletler'e gönderdi. Senin de söylediğin gibi bu haberin kaynağı bir Türk diplomata dayandırıyor, ama anlaşmanın detaylarına baktığımız zaman Türkiye ve Libya'nın zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip bölgede ortak arama çalışmaları yapmasına imkan tanıyor. Yunanistan tabii ki buna karşı çıkıyor. Şikayet girişiminde bulacağını da söylemişti zaten. Türkiye'nin Yunanistan'ın karşı çıktığı anlaşmaların Türkiye ise uluslararası hukukla uyumlu ve Türkiye'nin haklarını savunmaya yönelik olduğunu öne sürüyor. Bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Libya ve Türkiye'nin bölgede ortak doğal kaynak arama faaliyetlerine girişeceğini zaten söylemişti. Yunanistan'ın anlaşmaya tepki olarak Libya Büyükelçisi'ni ülkeden gönderme kararı aldığını da ekleyelim. Türkiye anlaşmaları onaylamak için Birleşmiş Milletler'e gönderirken Yunanistan ise söz konusu durumun uluslararası hukuk ve ülkeler arası anlaşmalara aykırılık teşkil ettiğini savunarak şikayet ediyor. Avrupa Birliği'nde bugün anlaşmaya ilişkin olarak bir açıklama bekleniyor. Yunanistan tabii ki Avrupa Birliği'nden bu anlaşmayı reddetmesini istiyor. Reuters haber ajansının verdiği bilgilere göre Avrupa Birliği'nin yapacağı açıklamayla anlaşmaları kabul etmemesinin beklendiği duyurulmuştu. Kısaca önümüzdeki saatlerde veya önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili olarak bakalım kararı veya en azından açıklamaları ne yönde olacak?
Evet, Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin işi bu konuda da zor gibi görünüyor. Çünkü destek veren başka bir ülke yok bu konuda, Libya haricinde. O açıdan bekleyip göreceğiz bakalım ne olmuş, ne olacak. Fed'e geçelim. Fed'in kararı bekleniyordu. İki gün süren bir toplantı yaptılar. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Aralık ayı toplantısının ardından politikada bir faiz indiriminde bulunmuyorlar. Bir değişiklik yapmıyor. Trump'ın çok hoşuna gidecek gibi görünmüyor. Nasıl oldu piyasalara yansıması? Evet Serdar, sürpriz olmadı. Faiz kararı sabit tutuldu. Beklendiği gibi Fed metninden de görünüme ilişkin belirsizlikler olmadıkça önümüzdeki sene, daha doğrusu küresel ekonomide belirsizlikler olmadığı sürece veya bir kriz durumu olmadığı sürece 2020 yılında da bir faiz indirimi olmaması bekleniyor. Amerika'daki ekonominin sağlamlığından bahsetti Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda. İstihdamın büyüdüğünü, işsizliğin azaldığını belirtti ve zaten 30 Ekim 2019'da yaptığı son toplantıdaki 25 baz indiriminden, baz puan indiriminin ardından Aralık ayında bir faiz indirimi olmayacağını kendisi de söylemişti. Tekrarladı bunu. Bir sonraki toplantı Ocak ayının sonunda yapılacak ama görünen o ki Fed'in bu toplantıda da Başkan Trump'ı mutlu edecek bir karar vermesi beklemiyor. Biliyorsunuz, senin de söylediğin gibi Başkan Trump her zaman ekonomiyle ilgili sorunları Fed'e yüklese de Fed Başkanı Jerome Powell da aslında Amerika'nın eğer herhangi bir şekilde ekonomik açıdan bir sıkıntıya girmesinin sebebinin küresel gelişmelerin ve küresel ticaret anlaşmalarında ortaya çıkacak problemler olabileceğini söyledi ve buna dikkat çekti. Onun dışında Amerikan ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi %1,9 seviyesinde görünüyor. Ortalama faiz beklentisi ise %1,6. 2020 için de bu da oran devam edecek, %1,6 oranında. 2021'de %1,9, 2022 için de %2,1. Yani yükselecek giderek faiz oranı, görünen o. Onun dışında işsizlik beklentisi hala önümüzdeki sene içinde %3,6 olacak. Kısaca Amerika'nın ekonomisinin sağlamlığının altını çizdi Fed bu toplantının ardından. Asperit'e teşekkür ediyoruz. İki gündem maddesiyle ilgili bizleri bilgilendirdi. Önce Türkiye'nin özellikle Libya ile yaptığı anlaşma Birleşmiş Milletler'de nasıl yankı bulacak, oraya onaya sundu ve Fed'in kararının piyasalara etkisini aldık Aslı'dan. Teşekkürler Aslı, iyi çalışmalar diliyoruz. Böylece Washington'dan yaptığımız canlı yayının sonuna geliyoruz. İnternet adresimizi her zaman olduğu gibi hatırlatayım, amerikanınsesi.com. Haberlerimizi buradan hem okuyabilir hem izleyebilirsiniz. Yarın gündemin diğer başlıkları, öne çıkan haberleriyle tekrar karşınızda olacağım. Herkese iyi akşamlar.